Gizem Karaca geliyor. Bazen kendini aşırı samimiyetsiz buluyor musun? Gibi. amilim ya. Şu koca yüceğe bir şey yapmış. Seni yaratmış bakın çocuklar. İşte eğitimin gücü burada. Ben Bihter Ziya gitsin aptallık etme. Nasıldı? Çok iyi ya. Oynadık. Beni beğenmiyor musun? Nasıl? Ya keşke sesle de böyle alkışlasalar ya. Gel çekin bakayım. Çıkın. Bizimki de çok güzeldi. Sahiden benimki daha güzeldi. Müthiş bir seyirci. Merhaba sevgili herkes. Talk Show Pelerine hoş geldiniz. Harika. Bugün gerçekten hepimizin çok sevdiği, hepimizin böyle arkadaşıymış gibi hissettirdiği çok samimi bir oyuncu arkadaşımı çağıracağım. Çok heyecanlıyım geleceği için. Çünkü benim gerçekten onunla yolum bayağı bir eskiden kesişiyor ve kendisini bildiğini çok zannetmiyorum. Geldiği zaman söyleyeceğim. Hazırsak efendim. Gizem Karaca geliyor. Geciktim, kusura bakmayın. Hiç problem yok. Buyurunuz efendim. Ay yolumuz nerede kesişiyor? Korkutma beni. Ama yolumuz güzel biliyorum. Bir yerden kesişiyor. Miss Turkey'den. Miss Turkey'de benim jürim olduğunu biliyor muydun? Şaka yapıyorsun. Evet. 2015'te sen benim jürimdin. Ay çok iyi. Şimdi programındayım. Ne güzel ya. Çok mutlu. Aşırı mutluyum. Yani ben seni o zaman da izliyordum. Zaten o zaman da oyunculuk yapıyordun. Ve jürimdeki böyle hani işte kimler varmış jürimde, ne oluyor falan diye baktım da Gizem Karaca var. Vay be. Kaç senesiydi? 2015. 2015 ha. Yaşlandık be Berfo. Yaşlanmadık. Ya. Bence sen hele çok küçük. Başladın aslında olsun, yani yaşlandım. 18 yaşında. Şu an asla yaşlandığını kabul edemem. Ne yaşlanmadın? Olsun öyle. Nasıl geçmişti o Miss Turkey ve bana ne oy vermiştin? O kadar merak ediyorum ki ama hatırlamıyorsun. Hiç hatırlamıyorum. Yani gerçekten o sene kimler vardı? Mehmet Ali Erbil'i hatırlıyorum, evet. Yanımda oturuyordu. Hani onu unutamıyorum ama. Mehmet Ali Erbil vardı. Kimler vardı başka? Kimler? Bak yani... Okan Bayülgen vardı, Hıncal Uluç vardı. Evet. Ondan sonra sen vardı, Çağla Şikel vardı bölümdeki. Ve bayağı uzun bir jüri. Kocaman bir jüri ve benim zaten yarışmada ismimi yanlış anons etmişlerdi. O kişi benim. Şaka yapıyorsun. Ve sen de Miss Turkey'de aslında bu sektöre girmeye başladın. Miss Turkey'de dereceye girdin, ikinci oldun. Evet. Ya, düşünür 2011 mi? Benimki bir de. 4 sene önce benden, 4 sene öncesi. Hiç böyle ben Türkiye güzeli olurum be falan diye düşünüyor muydun? Hiç, tam tersi. Hatta ben yani o kadar böyle tomboy derler ya, biraz daha hani erkek çocuğu gibi, biraz daha böyle işte sporla uğraşıp biraz daha hani giyimimde, kuşamımda günlük öyledir yani çok fazla. Ben topuklu ayakkabı hayatımda hiç giymeden, bilmeden yarışmaya kabul edildim. Ve tabii bayağı evde antrenman falan yapıyordum tak 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 falan. Yani işte çok benlik şeyler değil. Tabii çok eğlenceli bir ortamda. Biraz yani nasıl oldu bilmiyorum ama şansa eğlene ikinci oldum. Sonra yolun oyunculuğa doğru evrildi ve mutlu oldun mu o süreçten? Şu an kariyerinin geldiği noktadan mutlu musun? Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Yani hani ben gerçekten başka bir meslek yapamazdım. Yani şunu düşünüyorum. Yolum bir şekilde oyunculuğa çıkmasaydı ben kesinlikle bir backstage'de yani yine bu sektördeydim. Buna %100 eminim. Kamera arkasında belki. Evet.
Hatta ben lise zamanı da hani üniversitede hep böyle görüntü yönetmenliği, yönetmenliğe çok atılmak istiyordum. Biraz o yöne, biraz işte animasyon, grafik tasarım. Tamamen hep yine bu oralarda, sektörde olmak istiyordum. Rüzgar oldu oyunculuk. Demek ki kamera önüymüş kaderim yani. Evet, çok çalışıyorsun. Yani hiç durmadan o proje, o proje arkasında, evet, o proje falan ve başarılı, evet, işler arka arkasına geliyor yani. Böyle ne bileyim hani çok sevdiğim, şu işi hiç unutamıyorum, bu karakter benim için favori karakterimde. Mesela Özür Dilerim'de Oğuz ve İbo ile oynadığın karakter o kadar neşeli, böyle o kadar cıvıl cıvıl bir iş ki. Bugün İbo ile gelmeden önce, tam bir saat önce konuşuyorum, diyor ki benim programım daha eğlenceliydi, benimkini geçemezsin diyor. O yüzden onunkini geçmemiz lazım. Kesin dedi. Geçiyoruz o zaman. Kesin geçiyoruz. Kesin geçiyoruz, böyle hırslar, evet, beni aşırı tuttu. Evet ya, ben ağladım bile falan dedi yani. Seni hemen ağlatmamız lazım. Beni ağlatacaksın mı? Yani kolay ağlayabilen biri. İnsan eğer ağlatırım ama bir konu ağlayamam bulmamız lazım. Ağlayamam ama ağlıyormuş gibi yaparız ya orada. Ya olur yani, sonuçta tabii, oyunculuktur bu. Yani tabii, bir şekilde İbo'yu geçeriz. İnandırıcı olur bence yani. İbo'yu arayıp şey mi dedi, nasıldı program, ne yapıyorsun? Görüntülü arıyor. Evet. Yani evet, Özür Dilerim çok eğlenceliydi. Çok güzel bir. Çünkü kalem olarak, senaryosu olarak, yani sen tanıyorsun zaten, çok iyi tanıyorsun. Ama ben hiç birlikte çalışmadım. Ben hep böyle iş dışı tanıdığım için işte nasıl olduklarını da çok bilmiyorum. Ben. Sana şöyle söyleyeyim, disiplinli ama asla o disiplini seni germiyor yani sette. Belki ben de öyle olduğum için bilmiyorum ama çok eğlenceli ve çok doğaçlama gitti film. Yani hatta okuduğumuzdan o kadar daha farklı çıktı ki, ya bunu da mı söylesek, ya şunu da mı yapsak, ya acaba buradan değil de şuradan mı girsek? Böyle bildiğin sette bir araya gelip tam hadi böyle yapalım, yapalım diye böyle beraber yönettik. O yüzden çok keyifli, çok tatlı bir iş çıktı. İşin üretiminde de olduğun, aynen, için ekstra keyif aldın. Peki, hmm, normalde böyle senin hani işte şu cümlenin dışına çıkmayalım Gizemciğim, bu cümleyi birebir vermemiz lazım, bunun duygusu bu falan. Öyle işler seni gerer mi? Gerer. Tadın kaçar. Çok gerer. Ben çünkü hep bir şey katmayı seviyorum yani. Hani bir de bir yerde de şimdi sen oyuncu olarak oraya bir rol, hani bir karakteri canlandırmaya geliyorsun. Biraz hani bence senin fikrin de önemli ya. Tabii ki, bence de çok önemli. Yani tabii ki de yönetmenin işine çok fazla karışıp böyle hani şey değil, hayır bu böyle, bu böyle olacak, ben böyle inanıyorum, culardan değilim. Ama aklıma bir şey gelirse onu dayanamıyorum, söylüyorum. Ve eğer mantıklı gelirse yönetmene, çok tatlı böyle kolektif bir şey çıkıyor ortaya. Ama tabii ki de bir yönetmen vardı, ismini asla vermeyeceğim. Hangi işte olduğunu söyleyeceğim. Asla vermeyeceğim, hiç hatırlamak bile istemiyorum. Yani hani böyle dememe bile gelip kestik, aa diyeceksin Gizem. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yani şaka böyle yapıyorsun ya. En son robot gibi hissediyordum kendimi. Zaten o işte de oyunculuğumu asla beğenmem mesela. Yani hani o kadar kapana kısılmış ya gibi. Evet, biri sana sürekli şunu yapma, bunu yapma deyince şey oluyorsun ya, böyle saçma sapan sakarlaşıyorsun, bir şey oluyor yani. Eski hareket sistemde mi öyleydi acaba birazcık? Sanki eskiden daha disipline, daha böyle ne bileyim kurallara uygun setler vardı. Şu an yeni jenerasyonda bir tık daha böyle biraz eski, rahat, evet, öyle mi? Bir, evet, evet. Şu an böyle şu karakter olsa böyle ne bileyim canlandırmayı çok isterim, o karakter bana gelsin, bir işte ne bileyim deli, işte doktor, şöyle bir karakter, böyle bir meslek gelsin çok isterim dediğin bir şey var mı? Bana böyle deli bir karakter oynamak isterim. Yani böyle tutarsız, dengesiz bir kızı oynamak isterim ama ya psikolojik olarak bir hastalık diyemem yani şu şu diye. Ama belki biraz daha Blue Jasmine diye bir film var, biliyor musun? Orada çok zengin ve varlıklı bir hayattan ve buna alışmış bir kadının, hı hı, kocasının iflas etmesi yüzünden, hapse atılması yüzünden daha düşük bir hayata geçmesi, fakat takıntılı olarak o zenginliği o kadar çok yaşıyor ki, ama kıyafetini satmak zorunda, çantasını satmak zorunda. En son artık böyle kafayı sıyırıyor gerçekten. Ama sokakta mesela işte Hermes'iyle falan böyle hani titreye titreye böyle alkolik olup yürüyor ve hala kendini o dünyada hissediyor. O tarz bir şey mesela oynamak isterim yani, hani zamanla böyle bir şeylere kafayı sıyıran, süreçte deliren. Evet, aynen. Böyle oynadığın rollerde kendinden bir şeyler bulmaya çalışır mısın? Yoksa yok, benimle alakasız bir karakteri de oynamayı isterim. Vallahi şöyle, her zaman ister istemez zaten bir huyundan, bir benzerlik, bir anından bir şey buluyorsun yani. Ama tabii ki de ne bileyim işte, bir gün komiseri oynuyorum, bir gün avukatı oynuyorum, bir gün bir anneyi oynuyorum. Bunları hiçbir şekilde, hiçbir zaman tatmadım ama yaşadığım deneyimlerden, bildiğim bir avukattan, bildiğim bir atıyorum işte doktordan veya bir anneden gözlemleyip bir şeyler böyle kopya çekmeye çalışıyorum tabii.
Bir enteresan. Enteresan bir şey. Hiç oyunculuk yapmadığım için bir yandan değişik geliyor, bir yandan da böyle anlamaya çalışıyorum. Bana böyle işimde gibi geliyor biliyor musun? Evcilik oyunu. Oyun oynardık ya yani küçükken. Evet. Ben polis oldum, ben işte bir şey oldum, ben doktorum falan diye böyle oyunlar kurardık. Yani hayat benim için öyle, evcilik oyunu gibi bir şey yani hani. Şu an peki böyle dışarıda tanınmak, yani işte fanların var, seni izliyorlar, beğeniyorlar. İlk seni tanıdıkları zaman ne hissetmiştin, şu anda ne hissediyorsun? Bir de sosyal medyaya girdi, sen ilk tanıdığın zaman sosyal medya yok aslında. Yoktu. Televizyondasın. Yaşlanıyoruz dedim ya sana işte. Ya sen ya ben yaşlanıyorum, sen yaşlanmıyorsun. Hayır, hayır, ikimiz aynı jenerasyonuz zaten. 2-3 yaş fark var aramızda ama sen galiba çok erken girdiğin için sektör aslında. Evet, biraz öyle oldu. Yani Instagram 2012'de mi? 13'te falan kuruldu. Evet. 2013'te açıldı diye hatırlıyorum. Ya o zamanlar hediye falan geldiğinde post atıyorduk yani. Düşün, anladın mı gerçekten? Aa, çok iyi. Teşekkürler ya diye. Sonra bir girdim baktım 2000 postum var. 2000 postum? Makarnayı paylaşmışım, çiçeği paylaşmışım, köpeğin burnunu paylaşmışım falan. Hepsini sil. Tabii tabii yani. Sonra profesyonel sosyal medya tabii doğru. Ondan sonra bir tane dergi fotoğrafları bir şeyler falan girdi ama yani her şey yani boş yolu. Öyle bir şeydi yani. Peki o zaman dışarıda gördüklerinde seni tanıyıp işte Gizem Hanım ne kadar çok seviyorsan sonra sosyal medyada oran da bilmem neymiş, buran da bilmem neymiş. Böyle çok tuhaf bir gelgit evet, var ya. Evet işte ben buna üzülüyorum. Yani şöyle ben artık buyum. Ben bunu yaşıyorum artık. Yani hani şaşırmıyorum tabii. Ya insanlar tanıyor ya da tanımıyor diye. Hani artık benim normalim bu oldu ya. Hani senin için de öyledir. Ama bazen şey diyesim geliyor. Hani bir bakıyorum. Ay bu da kilo aldı. Ay bu da yaşlandı falan. Evet ya küfür edesim geliyor. Evet. Anladın mı hani? Ama muhtemelen karşıma yolda çıkıp illa bir fotoğraf çektirmişsindir. Ya da izlemişsindir tanıyor beni yani hani. Niye o zaman mesela yüzüme söylemiyor kimse sokakta bir şey? Asla söylemiyor İşte yani. O klavye delikanlılığı beni çok üzüyor yani. Artık herkes oturup insanların işlerini etkileyebiliyorlar bu arada. Biliyorsun. Tabii ki yani. De. Bayağı. Yani. Şimdi senin için sokağa çıktık. Madem klavye delikanlılığını sevmiyorsun. Sokak röportajı yaptık senin için. Bir Gizem Karaca sokak röportajımız var. Çok efendim. Merak ettim. Gelsin bakalım. Kişiyi tanıyor musunuz? Dizilerde oynuyor. Çok seviyorum. Evet. Evet. Yabancı gelmedi. Banka reklamında oynuyordu. Sizce Gizem Karaca Türkiye yükselişte seçilmiş midir? Kaçıncı olmuştur? Bence seçilmiştir. İkinci olmuştur bence. Bence seçilmiştir. Seçilmiştir ama üçüncü mü? Derecesi olabilir bence. Seçilmemiştir. Siz Miss Turkey jürisi olsanız Gizem Karaca'ya 10 üzerinden kaç verirdiniz? 9 bu arada. 7. 8,5. 7 verirdim. 9 verirdim. Seçilmemiştir. 9'u var. Gizem Karaca'yı nasıl bir rolde izlemek istersiniz? Yani bir dizinin başrolü olabilir mesela. Ama hangi rol? Survivor'da. Arkadaşım Google'a girip bir bakmasını öneririm. Survivor'da çok saçma. Ah kötü kadın Gizem Karaca sabahları aynaya bakıp kendine ne diyordur? Bence... Çok güzelim gerçekten. Yine uyandı Türkiye'nin ikinci güzeli. Çok güzelim lan. Gizem Karaca'nın en çirkin huyu sizce nedir? Belki gülüşü olabilir. Aa! Üzdü. Yani geç kalmak olabilir. Gizem Karaca'nın sizce neresi estetik geç kalmak olabilir bu arada. İhtiyacı yok. Bir jawline yaptırdı gibi. Çenesi olabilir. Gizem Karaca'yı kiminle partner olarak bir dizide izlemek istersin? Esmer Birliği olsa daha iyi olur. Nuriş Ardıç. Kıvanç Tatlıtuğ'da. Kenan İmirzalı oldu. Gizem Karaca asla yapamaz dediğiniz rol nedir? Valla her rolü yapar. Anne. Yer yer abla. Çocuğunu kaybetmiş anne. Bir de aşırı yaşlı bir rol. Aşırı yaşlı bir rolle nasıl oynayacaksın? Aşırı yaşlı. Kötü kadın rolünü de çok iyi oynar demişler. Çok iyi oynarım. Çok sevinirim. Kötü kadın oynamak ister misin? Aa isterim. Neden olmasın? Ne bileyim böyle kötü kadın. Hani kötü kadın oynayınca sanki sevilmiyormuş gibi bir şey oluyor ya dışarıdan. Ama işte... Onları ayırdın Allah seni kahretsin. Ya evet ama onun da ayrı bir o anti kahraman bir sevda. Yani şimdi öyle bir oynuyorsun ki ya sana da hak veren bir taraf oluyor ya. İlla çünkü evet. Onu o da yapmış oluyor bir yerde atıyorum yani hani. Toplumdaki kötü kadınlar evet, buluşuyor seni ona tutuyor. Ona da hak veren oluyor sonuçta. Aldatan var, aldatmayan var, aldatılan var. İki tarafında bir şeyi seyircisi var. Yani onu nasıl böyle ortaya çıkardığın önemli yani. Ben çok eğlenirdim bence. Çünkü normal hayatta yapamayacağımız şeyleri ekranda yapınca çok eğlenceli oluyor. Öpüşme sahnelerinde falan, yakınlaşma sahnelerinde nasıl bir dinamik oluyor? Ya da kendini nasıl hissediyorsun? Ya şöyle, normal.
Yani hani ben senin dün şeyi izledim. İrem Derici ile olan programını izledim. Evet. Mesela elini öpüyorsun ya. Benim için öyle bir anlamı oluyor. Yani hiçbir fark olmuyor mu? Hayır, olmuyor. Sadece şey anı çok saçma oluyor. Şimdi birlikte gidiyorsun. Şimdi partnerinle zaten sette 7-24 berabersin. Her şeyini biliyorsun birbirinin. Yemek yiyorsun falan filan. Sonra sahneye geliyorsun işte 3-2-1 kayıt. Öpüşün. Öpüyorsun, kestik. O an var, tamam mı? Böyle saçma sapan bir an var. Şey yapamıyorsun böyle hani iyi öpüştük de diyemiyorsun. Güzel ya. O neydi ya falan da yapamıyorsun. Böyle hiç olmamış gibi aa köpeğe bak falan diye hani. Çok kötü. Çok saçma bir boşluk anı oluyor. Ondan sonra evet tekrar diyorlar falan işte açı değiştiriyor falan. Tekrar öpüşüyorsun sonra kestik. Akşam prodüksiyon arabasında birlikte hani evlere dağıtılıyorsun anladın mı? O saçma bir an var. Onu hani ne olursa olsun asla bence herkes yaşıyordur yani o. Konuşulmayan tatlı bir saçmalık. O garip bir saçmalık var evet. Böyle magazinde çıkan tuhaf tuhaf haberlerin var mı? Bu öpüşme, öpüşmüyor falan onun gibi. Hiç çıkmadı. Çıkmış mı yoksa? Topladım haberi. Şaka yapıyorsun. Bilmiyorum öpüşmüyor haberi var mı öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama bir değişik bir enteresan bir şeyler de var. Ne var ya? Ben bunları bir sorsam mıydık önce? Doğruluk mu rezalet mi haberlerimiz gelsin bakalım İlke. Ayakları 48 numara. Bugün de yani sanki şey olsun diye ekstra. Şu an gerçekten 48 numara olduğuna yemin edebilirim. İçeride komerserim duruyor mu onlara da göstereyim. Yok ayağım 38 numara. Bu 48 ya ne? Bu nasıl ayakları 48 numara? Ya bu bir tane fotoğraf koydum onu da 05 ile çektim. Hepimiz yaşadık bunu biliyoruz ya. Ve ayakların uzadı. Aynen o sırada da hani aynen böyle oturuyorum. Ayak böyle şey gibi yılan gibi çıkmış falan. Paylaşırken fark etmedin mi? Ya fark ettim de fotoğraf çok iyiydi. Yani fotoğraf çok iyiydi direkt paylaştım. Bari ayaklarını kesseydin. Bir şey diyeceğim bak hatta o fotoğraf duruyordur belki. Ben o fotoğrafın altına kendim yazdım. Ayaklarım da 48 numara gibi çıkmış ama neyse gibi bir şey yazdım. Haberini bu ya o kadar burada da Çeşme'de Alaçatı'da ne kadar güzel dolaşıyorum. Gizem Hanım ayaklarınız 48 numara dediniz falan diye böyle geldiler. İnsan içinde. Yani öyledi. Sen de şey mi? Her arkadaşlar ayaklarım 48 numara değil açıklamalı. Allah'tan sandalet vardı sizce diye böyle. Gelsin evet. Öteki haber. Tuzlu kahveye çıta atlattı. Aynen. Ne yaptın? Ne yaptım? Turşu koydum yani. Ya o da şu. Kemal yani turşu deyince falan böyle kaşınıyor böyle aa, hani asla. Tiki var. Tiki var evet turşu yiyemez falan böyle bir şeyi var. Ben de tuz da koydum bir de kahvenin yanına küçük bir kornişon turşu koydum falan. Bütün aile orada falan 40 kişi falan gelmiş böyle ufak yedi yavaş yavaş kızardı. Yani bu kadar ciddi beklemiyordum hani ben naz yapıyor sanıyordum o yiyemem diye. İki böyle şey ısırık daha aldı baktım artık böyle mosmor oldu. tamam bırak. O yüzden yemin. Buydu. Kız istemeniz falan nasıl geçmişti? Ya keyifli geçmişti. Şimdi bizim şöyle, Kemal İzmir'de yaşıyor. Ailesi Bodrum'da yaşıyor. Bizimkiler İstanbul'da yaşıyor. Apayrı. Evet, Rize'den de gelenler olmuştu. Biz böyle hani şehirler arası bir teşkilat gibi beni istemişlerdi yani oradan. Kalabalık da 40 kişi diyorsun. İnanılmaz aynen. Bir kalabalık. Keyifli, eğlenceli geçmişti ya. Herkes gelmişti. Evlenme teklifini nasıl etmişti Kemal sana? Onu da Akyaka'da. Akyaka sahilde. Tamam. Çünkü biz Güzel Köylü dizisi zamanı tanışmıştık Muğla'da. O sahile sürekli gidiyorduk. Kitesurf sahili var bilirsin. Evet. Aynen. İşte o dönem falan oraya çok fazla gidiyorduk böyle. Geceleri oturuyorduk, arabayı çekiyorduk falan böyle arkadaşlarla. Hikayemiz orada başladığı için orada bir gün yine aynı şekilde böyle 10-11 kişi falan böyle. Hadi şeye gidiyoruz, sahile gidiyoruz falan dediler. Biz böyle her şeyi yükledik arabaya falan böyle. Açtık falan orayı böyle. İşte bir baktım kim var? Biz Mustafa Sakallı'yı tanıyorsun. Abi bizim evlenme teklifimiz bir facia. Çünkü Kemal sıfır organizasyon bu konuda. Mustafa ile ikisi bunu şöyle planlamışlar. Şimdi ben geleceğim tabii her şeyden habersiz. Oturacağız, yiyeceğiz, içeceğiz falan filan. Ondan sonra şöyle abi benim bütün arkadaşlarım birden ayağa kalkıp benim hakkımda güzel şeyler söylemeye başladılar. Bu hangi şiir organizasyon? Ne oluyor lan falan diyorum yani hani işte arkadaşım kalktı Gizem sen benim için o kadar değerlisin ki şöyle böyle falan yapıyor. Ben, ne oluyor? Tabii çok mı sarhoş olduk ya falan. Bir yandan ben de yanımdakine hani ne diyeceğim ya buna falan diye düşünüyorum. Sevmiyorum diye. Neyse işte o kalktı bu kalktı derken
havai fişek patladı ve bize doğru patladı. Tamam mı? Yemin ediyorum size arkadaşlar. Bize doğru patladı. Bize doğru patlamasıyla Kemal birden dizinin üstüne çöktü. Ve hani ben de böyle hani ne bir şey mi oluyor? Böyle yapıyor sandım. Bir baktım Kemal'in elinde yüzük var. Yüzüğe baktım. Mustafa uzakta. Mustafa görevliymiş havai fişekleri patlatmakla. Ve sana patlatmış. Çünkü kuma dikmiş. O da böyle patlayınca böyle gitmiş. Anladın mı? Hani bir destekle değil mi yanından bir şeyde? Bir şey yap Mustafa yani. Evet. Tutver. Abi hepimizi patlatıyor doğru. Sonra böyle olunca ben bir ay may deyip bu sefer benim sakarlığım tuttu. Yüzüğü almaya çalışırken ben kuma düşürdüm. Sonra abi kestik 10 kişi elinde fenerle müziği kapatmışız falan böyle saçma sapan herkes kumun arasında yüzüyor. Direkt yüzüğünü mü aradınız evet, kumda? Evet tek taşı düşürdük kutuda. O da benim yani anladın mı? Saçma bir an her şey bir anda gelişti. Yani. Peki evet deme anını yaşadınız mı? Yüzüğü buldunuz mu? Tabii tabii. Evet sonunda kavuştunuz. Evet falan var ama. Müthiş komik. Ya. Çok iyiydi ya. Keşke o zamanlar biri çok onun kaydı yok yani. O zaman kimin aklına gelecek? Ya evet falan. Hepimizin elinde yoktu şu o an böyle. Gelsin öteki haber. Cadılar bayramına gidecekken yolunu şaşırmış. Dress code kötü giymek herhalde diye biliyorum. Semih. Sana mı geleyim? Semih giydirdi onu. Da makyajda da bir şeyler var ve bu bir davet. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu evet bir davet. Bu GQ Man of the Year'ın dress code black'ti ve böyle all black. Aslında bunun sebebi ne biliyor musun? Makyajım aşırı koyu oldu ve ben de en son gittim böyle farklılık olsun diye şuraya iki tane çizgi çizdim. Çok havalı görünüyordu o. ama öyle olmadı. Aşkım hayır bak burada da şu soldaki fotoğrafım yemin ediyorum o sıra hazırlanırken poz vermeye çektiler. Yoksa benim çok havalı fotoğraflarım var orada. Tabii canım ama... hani bayağı şöyle falanım. Burada bu o an çünkü bayağı aşağı bakıyorum baksana yani. Binlerce karakter oynadığın için ben de tam ona benzer bir test yaptım. Dedim 30 tane setin var yani sonuç olarak ve oynamadıklarından hangi karakteri oynamak istersin diye bir tane test hazırladım. Tamam. Gelsin bakayım ilki. Bihter mi olmak isterdin Firdevs Yöreoğlu mu? Firdevs Yöreoğlu. Direkt. Ve evet. Onun repliklerini isteyeceğim senden hazır mısın? Ama geliyor İsteyim yazacak. İsteyeyim sen. Yazacak değil evet, mi? Evet yazacak tabii. Sen en klişe replikleri zaten hepsini. Sen Bihter... Ben Bihter oluyorum burada mı? Ben de burada ağlıyorum. Sen Bihter Ziya gilsin aptallık etme. Çok iyi ya. Sesi de bak. Sesi bile aynı. Sen çok güzel kötü kadın oynarsın güzel. Değil mi ya? Bak aynı. Kanıma işledin şu anda. Ben emin oldum aptallık ettiğime. Bilirim seni ya. Yemin ederim. Daha eğlenceli ya. Ya çok çünkü iyi. Yapamadığın şeyleri yapmak ya olay yani hani kötülük yapmak istiyor. Ya kötülük yapmak istemiyorsun. Ya o kadar yanlış şeyler söylüyorum. Ama hayır kötülük yapacağım bir ortam varsa yapmak da isteyebilirsin evet. Yani sonuç olarak. Şey çok güzel bir his olarak geldi bana şu anda. Sen normalde çok neşeli ve çok aktif, neşeli böyle samimi birisin ya kötü olarak görmek böyle i̇şte ters köşe gibi geldi. Oluyor. Evet. Aynen. Yani ben de onu çıkarmak istiyorum, yapmak istiyorum aslında. İbo'ya yani. Hemen söylemek istiyorum şu an. İbo kötü karakter bir tane bulsun. Gelsin öteki karakterler. Burhan Altıntop'u Gaffur mu? Gaffur. Gaffur. Evet. Ben de Gaffur evet. İsterim. Gaffur. Aynen. Replik mi gelecek? Mi? Gelecek replik. Ya nasıldı ya? Çok intansır bir şeyleri vardı ya. Beni beğenmiyor musun? Nasılım anladın sen. Beni beğenmiyor musun? Beni beğenmiyor musun? Nasıl? Daha iyi olur. Ya keşke sesle de böyle alkışlasalar ya. Çok güzel. Her sahneden sonra. Sahnede çok oynadığında iyiymiş. Nasıl oynadım diye böyle panikleyip yönetmene falan sorar mısın? Nasıl hissedersin? Tabii tabii. Ben hep nasıldı? Hep böyle yani. Gerçekten hani, mi? Evet. Seneler sonra 30 sete rağmen hep bir tabii, sorma var mı? Hep de yönetmene değil bu arada yani. Hani tabii şeye de sorarım atıyorum yanımda hani ışıkta sese falan da nasıldı falan diye. Yani hani tek bir kişi değil. Herkesin bir onayını almam lazım. Ama bu arada hiç kimse de kötü demiyor yani. Ama onu bildiğim için. Nasıldı, nasıldı, nasıldı? Hayır şey yani hani kötüydü ya falan dese biri orada yıkılacağım anladın mı? Hani onay almam lazım ama bir şekilde. Gelsin öteki karakterler. Pembe mi? Ay pembe tabii. Tabii ki evet. Pembe. Gelsin bakayım.
Ya bunu nasıl söylüyor adam onu? Uku! Ne yazıyor? Ferhatlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka Pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu yani ha? Köpekleri seninle bir tuttuğum için alınırlar değil mi? Haklısın. Bu hiç aklıma gelmedi. Oku, Ferhatlar ve köpekler giremez. Köpekler ve Ferhatları seninle bir tuttuğum için diye. Bak inanılmaz güzel. Ya böyle bir yeteneğimi mi keşfettim ben bugün burada bak, acaba? O kadar iyi ki. Ya, inanılmaz Pembe yapıyorsun. Normalde taklit falan yapabiliyor musun? Çok yapıyorum ya. Ah, kimi taklit mi yapıyorsun? Ya öyle değil yani hani arkadaşlar aslında taklit yapıyorum. Hani atıyorum ne bileyim. Birileriyle falan oturuyoruzdur ya da belki işte atıyorum mesela seninle bir yere gittik arkadaşlarımızın yanına bir şey bana aşırı battı hemen onu diye böyle taklidini yaparım yani. Anlık orada sinir olduğun şeylerin taklidi. Gelsin bakalım öteki karakterlerimiz. Yalan Dünya Vasfiye teyze, Yalan Dünya Orçun. 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 Evet. Dövüşelim mi? Müthiş ya, mükemmel bak. Ay çok eğlendim. Ay çok eğlenceli ya. Aşırı beğendim. Keşke daha uzun yapsaymış. Ha, devam edelim. Başka nasıl olmaz O kadar güzel yaptın ki gerçekten çok eğlendim. Ama neyse ki şimdi daha eğlenceli bir bölümüm var. O da Jenga. Hadi bakalım. O beni korkutuyor ya. Ya orada istemediğim bir şey olursa yaşarız. Tamam. Yani pas dersi, pas deme hakkımız her zaman mevcuttur. Hazırsak okay. Jenga ver başlıyor. Seyircili bir şey çıkarsa hemen sizi alacağım sahneye. Bu kadar güzel ıslık çalan biri kim bilir. Kim çalıyor onu hakikaten? Gerçekten mi? Mükemmel bir yetenek ya. Ben önce, yapamıyorum hiç. Önce misafirlerimin başlamasını nasıl tercih yani? Ederim. Sen başlasan daha güzel. Okey. Bir seyirciye sünnet annesi makyajı yap. Aa, ya şu cümlenin başını okuyana kadar çok kaldım. Bak makyajı. Gerçekten mi? Hadi yapayım ama ben giyim ayağa kalktım. Lütfen buyurun söz verdim tabii ki de. Tamam hadi bakalım. Ben de okey miyim? Buradan sünnete falan gidecek misin inşallah? Gidiyorum artık. Gidemem. Nerede İsminiz nedir? Ezgi. Nasıl başlayalım? Makyaj var mı aşkım hiç yüzünde? Yok mu? Tamam. Okay, gözlerini kapat. Ay değişik enteresan bir şeyler var. Ay kıyamam sen bütün program böyle kalacağım. Ve çıkışta da. Çok iyi şeyler geliyor aklıma. Normalde. Gerçekten bıyık çizmeye karar verdim. Hayır ya. Şimdi dudağını tutup sözümü ver şu an. Dur. Ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Malzemeler de mükemmel bu arada. Tam cuk yani. Bir en sonunda. Diye bakıyor. Ne? İnanamıyorum. Ben güzel bıraktım konuyu. Evet. Evet ama işte bak istediğim o simsim olacağını düşünüyordum. Tam olmadı. Biraz Amy Winehouse'a döndüm. Vallahi. Ha? Yani yapabileceğim bu kadar bu malzemeyle şu an dur bakayım. Olmayacak. Eklemek istediğim bir şeyler var mı ki? Yeter diyor. Dur dudağını sadece şöyle kırmızı kırmızı yapmak istiyorum biraz. Bu kadar. Tamam. Gerçekçi bir izin etmek istemedim. Valla normalde sen bir gün bana gel daha güzel bayrak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. O ürün gerçekten ne ürünü acaba? Maşa ile Koca Ayı'daki Maşa ol ve onun gibi konuş. Haydi. Ben zaten Maşa'ya çok benziyorum. Eser de Koca Ayı'ya çok benziyorum. Ya çok güldüğüm yerden geldi. Sen bir de tabii aşinasın bu çizgi filmlere falan değil mi? Çok aşinayım. Biz de full Maşa Koca Ayı. Bu keşke pembe olsaymış ya. Maşa'nın ki pembeydi. Ya aşırı şirin bir de orada ya. Bütün bunları ben mi yaptım yani? Hı. Hayır ben yapmadım. Ben yaptım. Bakın çocuklar işte eğitimin gücü burada. Bütün bunları ben yaptım. Bütün bunları ben mi yaptım yani? Sesini ne kadar inceltiyorsun ya. Gerçekten. Evet.
Maşa olmak için ne olur? Olabilir. Ama çocuklarla sapıtmaktan bence. Değil mi? Evet. Anneciğim ya falan. Bazen kendini aşırı samimiyetsiz buluyor musun? Gibi. Ben hep bunu merak ettim şimdi. Bazen en kötüsü bence yani yaşayabileceğin en kötü yabancılaşma şey. Çok sinirli oluyorsun ama onun bir suçu yok. Yani o çocuk ve oyun oynuyor. Travma ve... da yaratmaman lazım evet. Çocukta. Ve her travma yaşayabilirler. Ve o yüzden böyle çok samimiyetsiz bir şekilde tamam anneciğim sorun yok, sorun yok tamam hallederiz gibi bir yönetim yapıyorsun. Ama o hallettiğin şey mesela şey böyle en sevdiğin kıyafetin üstüne birden pastel boyalarla kamyon çizmiş falan. Bak anne çöp kamyonu yaptı falan değil mi? Hiç benzemeyen bir şey. Ama içindeki sanatçıyı da öldürmemen evet. Lazım tabii o ki. O sanatçı şey. Yaşamalı. Belki ileride %0 ihtimal olarak Picasso olursun. Abi. Hayat bilgisi mennan kıyafetlere giy ve amili öv. Amili. Kıyafet dedin. Aa çok amili iyi annemiz nasıl var. Ya? Oğlum ya amirim ya şişe Rabbim amirimi okula açla sevsin ya. Amir gözlüğü var mı bizde? Amilim ya amilim ya. Şu... Hayır ya. Dur bir. Kesin oldum ya dur. Hayır dur. Amilim ya, amilim ya. Şu koca yüce bir şey yapmış. Niye yaratmış bu kadar? Daha ne olsun, daha ne olsun. İnanılmaz. Mennan görse şok. Amil gözlüğüm de var. Çok kötü bir şey geldi ya. Gazman pelerini ve bıyığı takıp, dişini boyayıp gazman poz verdim. Dişimi boyatmayın arkadaşlar. Olmaz. Tamam boyarız. Hadi dişini boyayacağım. Boyayacağım bana ne? Pelerinimiz var mı? Pelerinimiz de var Allah'ım. Ya ben takacağım sana bıyığı. Tamam tak. Uzun süredir bıyık takmamıştım. Hadi ya ben aralarda takıyorum. Bıyık çok iyiymiş. Ben biraz daha yapıştırırım. Göbeği de var. Gazmanlı yüzüne bak bu yemiş. Daha fazlasını yapamıyorum. Bıyığım düşüyor. Daha çok kaş gibi arkadaşlar. Rüyalarıma girecek. Garip garip şeyler. Karışık rüyalar gibi bugün. Popstar benim. Ben okuyamıyorum bunu ne? Popstar benim adım Fatih. Beni anam star doğurdu. Bunu çok izliyordum. Benim adam star doğurdu. Evet. Tamam. Tamam. Hadi. Bir şey giymem gerekiyor benim mu? Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Ha bir de anam beni doğuşta... star doğurmuş. Çok iyi. Şimdi ben susuyorum. Ben bunu var ya asla yapamam. Geriye kalan her şeyi... Vücut dilim size anlatacak. Yerler kaymıyor. Yerler kaymıyor yalnız. Asıl olayı o oluyor. Bir tane istersen... Dur bakalım nasıl yapalım. Motivasyon şarkısı verebiliriz abi. Bir ceket... Şu ceketimi tekrar giyeyim. Tamam, arkaya ceket atmam lazım. Şu olay önemli. Mennan ceketi. Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Yerler kaynıyor yalnız bu yerden. Bunu bu kadar heyecanlandırdı. Ajdar Çikitamız şarkısı söyle. Ay. A combo yapacağım var ya combo. Bir gel. Vardı mı elinde onun? Öptüm seni şapşu ve öpüyor. Şapşu. Biz
neler izledik ya. İnanılmaz. Ajda'yı bir yere konuk çağırdığın zaman 1 milyon dolar istiyor konuk. Gel. Şaka yapıyorsun. Şarkıyı benim söylüyorum. Şarkıyı dinleyerek söyleyeceğim. Muz, ama muz çevirmeyin. Evet evet. Muz. Allah aşkına muz çevirmeyin. Evet. Siz alkışlayacaksınız evet. Arkadaşlar. Ben tek başıma bu kadar dahil olamam. Tüp gibiyim, tüp tüp. Tüp gibiyim, tüp gibiyim. Öptüm seni. Şapşup. Öptüm seni şap şap öyle bir şey. Şırıp gibiyim şırıp 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 gibiyim şırıp şırıp. Öptüm seni şap şap. Helal olsun be. Yaptığında pişman olduğun ama yapmaya devam ettiğin bir şey söyle. Yemek yemek. Bu kadar basit yani. Bir de bende şöyle saçma bir şey oluyor. Bir kilo alma dönemine giriyorum ve asla durmuyorum. Ve şöyle yani saçma sapan psikopatlıklar yapıyorum. Gidiyorum tartıya çıkıyorum mesela. Çok kilo almışım deyip gidip dolabı açıp yemeye devam ediyorum. Böyle bir inada giriyorum kendi kendime. İşte bu büyük bir sorun benim için o yüzden. Çok kilo alıp veriyor musun peki? Çok hızlı kilo alıyorum, çok hızlı da kilo veriyorum. Ya, o zaman sorun olmaz. Evet şey ama işte o döneme girince bana ne ya yiyeceğim deyip böyle bir o durduramadığım bir nokta oluyor yani. Kışın mı oluyor genelde? Evet. Kışın insanın canı çok yemek istiyor. Hadi bakalım Allah'ım Ajdar'dan sonra ya Rabbim. En çok güldüğün videoyu göster. Göstereyim mi? Ama telefonumdaki mi? Telefonumdakini göstereyim. Eserle mi çocuklarla? Eserle. Eserle olan ve eserin bir tane fotoğrafı var. Fotoğrafı atacağım gruba. O sırada şeyi bulurum. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Sen at bari ya. Benimkini araya koyarız hemen. Mavi. Mavi. Aa, seyircilerle kına gecesi düzenleyin. Oha çok iyiymiş. Hadi bakalım. Ben de bir şey buldum hemen. Onu gösteriyorum. Ve buldum kına mu? Gecemize geçiyoruz. Fotoğraf ama videoyu bulamadım. Bunun videosu vardı, videosunu bulamadım. Çok iyi. Kına gecesi yapmış mıydın evlenirken? Yapmadım. Ben de yapmamıştım. Yapmadım. O, davul. Fotoğraf. Oha çok iyi. Fotoğraf bu. Bunun videosu vardı. Bu ne bu? Havu. Esen tavşan. Çok iyi. Bizim tavşanımız vardı. İlk sevgili olduğumuz zaman ilk sevgililer günde Eser bana tavşan hediye etmişti. Ben neden olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Sonra beni böyle bir tavşana benzetiyormuş gibi bir şey vardı ve dedi ki neden bir tavşanımız olmasın. Ve sonra biz tavşanın evde böyle kedi köpek gibi bakmaya başladık. Ama tavşan çok aşırı evcilleşti. Böyle ağzımızdan falan bir şeyler yiyordu ama tavşanla yaşamak her yere sıçıyor. Hadi ya. Bak minik minik kakalar ve her şeyi kemiriyor. Ya yani bir gün elektrik gidiyor, bir gün Wi-Fi gidiyor. Sürekli bir şeyler kesiliyor falan. Niye kafeste tutmuyordunuz o zaman? Tutmuyorduk, geziyordu mesela. Şaka yapıyorum. Üst kata çıkıyor, bir baktık üst kattan iniyor falan. O yalnız aşırı şiydin ya. Aşırı komikti ya. Oha davul falan. Şimdi haydi. Çalabilen var mı davul ya? Davul çalmak isteyen bir seyircimiz var mı? Buyurunuz efendim ama çalabiliyor musunuz? Çalarsınız, denersiniz. Geliniz lütfen. Tutun bakalım bunu. Gizem'in üstünde çevireceğiz bunu. Ha öyle miydi? Öyle değil benim mi? Kafamda değil miydi o ya? Kızım bu emin misin böyle tepede mi çevriliyordu? Neredeydi? Ha? Hayır. Bu böyle benim yüzümde. Aa. Ne yapıyorsun? O kurşun dökmek. O kurşun dökmek. Siz nasıl bir teşkilatsınız lan? Kafam gitti. O zaman siz etrafında dönüyorsunuz. Bir dakika ben size alın açıyorum. Ben pozisyonu bırakıp gidiyorum galiba. Yüksek yüksek tepelere gerçekten söylüyoruz. Gerçekten kötü bir rüya gibi sen. Bir, iki, üç. Yüksek yüksek tepelere ev vurmasınlar. Yüksek tepelere çok duygulu davul çalıyorsun var ya. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. O kadar hazırsınız ki buna yani cümle. Niye kalkıyorum? Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Bu kadar duygusuz davul çalar kimseye gelmemiyorsun. Sadece dam 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 burada. Böyle alacaklı gibi davul çalıyorsun. Hayır bir de herkes birden. Yani böyle kına teşkilatı gibisin. Sen devam mı davula? Ben şimdi bir evet bir deneyeceğim şunu. Normalde çalar mısın davul evde falan? Hayır. Olmuyor. Bu niye böyle
bunun ses çıkarıyor olması lazım. Niye çıkarmadın? Çubuk yamuk. Ters mi duruyor? Ters duruyormuş çubuk. Nasıl ters duruyor ya? Evet, ters duruyor. Ha, bunun iki tarafı farklıymış ya. Normalde evde çalmıyorum. Müthiş bak, müthiş. Bu kadar kötü. Damatar bu. Bir tane kırmızı açalım da şuranın şey dengesini düzeltelim. Eşinin inadına yaptığın bir şey söyle. Senin var mı Kemal inadına inadına? Tabii yapalım. Canım. Benim de çok var ya. Ama söyleyemem. Neden? Ya, bir tanecik bir şey yok mu be? Abi bunu herkes yapıyordur kesin. Böyle yürürken minik şöyle poposunu şöyle yapıyor. Böyle böyle gıcık oluyor, anladın mı? Merdivenden sürekli böyle çıkıyor. O kadar yani. Bu yani. Ya ben Esen'in de böyle şey gıdıklanma tiki var. Böyle falan yapıyor böyle falan. Her gördüğüm zaman giriyorum koltuk altına böyle mıncık mıncık mıncık. Her tiki var. Onu yapıyorum. Sonra kavga ederken gülünmesine sinir olur. Böyle kavga sırasında... Ama çok sinir bir şey kızım, nasıl yapıyorsun? Çok deliriyor böyle, bağırıp çağırıp kafayı yiyor. Of, çok uyuz bir şey o. Berbat bir böyle, evet. İğrenç bir kahkaha var. Onu hep inadına yapıyorum, çıldırıyor böyle. Yeter be falan. Kırmızı, güzel. En saçma bulduğun Türk adeti nedir? Bu arada gerçekten çok Ya sünnet, evet, birinin pipisinin kesilmesini kutluyoruz falan ya böyle, hani o bir bu. Bir de ya mesela şu da bana gerçekten aslında baktığında korkunç yani, ya güzel bir adet ama yani ağlamasını bekliyoruz ya gelinin. Evet. Etrafında dönüp böyle işhane senin bir tanesi falan hani. Gerçekten. Evet, ağlayana kadar da açmıyorlar ama eline o sıra bir altın tutuşturuyorlar. Yani ona bir mutlu da oluyorsun ama ağlaman da lazım falan. Böyle psikopatça geliyor. Çok değişik ya. Ben hiç kına gecesi yapmadım. Gelin hamamı da çok değişik geliyor bana. Ya, onu ben de hiç yapmadım. Ben bir düğün yaptım ya. Ben de balayına da çıkmadık biz. Biraz galiba... Dur bakayım, biz balaya çıktık ama biz balaya çıktık. Biz hiçbir şey yapmamışız. Düğününüz güzel miydi peki? Düğün çok güzeldi, evet. Sevdiklerinizi çağırdınız, akrabalı mıydı? Valla 550-600 kişimine geldi. Çok yine her oldu. Şehirden falan böyle Bodrum'da yaptık. Toplamalı. Evet, çok keyifliydi yani. Güzeldi. Bizimki de çok güzeldi. Sayda benimki daha güzeldi. Sana ne kadar altın taktılar. Benim çok fazla altın geldi ya. Sizin bize falan geldiyse. Biz düğünü falan altınlarla falan ya. Bak bizim var ya düğünün 1/3 falan bile altınlarla çıkmadı. Bizim çok az altın geldi. Bunu da her yerde anlatıyorum. Çok utanıyorum artık ama. Bir de biz yüzsüzüz, çok yüzsüzüz. Bak altınları topladık böyle. Altınlar için özel zaten torba vardı bizde. Sizde var mıydı bilmiyorum. Bizde kasa geldi. Ay bayağı ahşap bir kasa geldi. Ben hiç üstüme alınmıyorum abi. Yani akrabaları mı tanıdım ben, ne yapayım? Ve biz hemen eve gittik, kocaman işte açtık torbayı. Saydık da falan, sen saydık. Hemen bak. O düğün gecesi eve gidip altın saymak ve peki, o mutluluk anı var. Senin şöyle bir pozun var mı? Benim çünkü var. Bütün o bilezikleri alıp... Şöyle bir ama asla paylaşamayacağım. Benim oraya dolacak kadar bilezik gelmedi. Benim iki tane bilezik vardı. Ama ya yerim seni, saçmalama. Bende çeyreklerle poz var böyle, avcım pozlar. Hani dileniyor ya, fukara yapmadı benim onu. Acun gelmedim abi düğününüze sizin. Acun abi Rolex saat taktı, Allah'ıma tamam çok işte, şükür. Tamam işte, onu satsam zaten. Çeyrekleri falan bozduruyoruz falan, olmadı ya. Bize Allah'ım bir tane çikolata para atmıştı. Şaka yapıyorsun. Orada onu kim attıysa Allah onu bildiği gibi yapsın. Hiç acaba hiç şaka değil. Yapıyor mu diye merak ediyordum demek var, senin başına var, gelmiş. Var, çok kötüydüm. Şu an düşündüğünde pişman olduğun bir makyaj görüntün var mı? Düğün makyajım diyormuşum. Yani artık o düğün bunu hak ediyor. Ben hiçbir zaman... hiçbir zaman şu aydınlatıcı mı kapatıcı ve orayı tutturamıyorum. Böyle aniden çok aydınlık ve aniden böyle çok koyu oluyor. Ve bu iğrenç bir görüntü. Mesela o flaşta beyaz bir şerit oluyor, evet, ya böyle bant nefret. Gibi. Buraları açık renkli bir görüntü. Tam bir öyle oluyor. Baking falan yapıyorlar ya bu ara. Ben mesela evet. Onu asla yaptırmıyorum. Çünkü bütün o şeyi öldürüyor, ifadeyi falan hani. Taş gibi bembeyaz kalıyor. Evet, pudra falan. Onu evet. onu yaşadım çok oldu. Abi.
Bir seyirciye gözün kapalı bordo ruştur. Sana yapayım hadi ya. Kim ister peki? Buyurunuz efendim. Hadi. Ama gözünü kapamadın da gözünü böyle kapatacağız. Dön. Kolay olur. Gözünü nasıl kapatacağız Gizem? Sen gözünü kapattın. Ben öyle anladım. Ben dur şu pelerine senin gözünü kapatayım. Bana güvenmiyor musun? Gözümü de kapatabilirim ki. Hani görürsün gözümü. Ama dudağım dokunabilir miyim? Ay, gerçekten gözümü kapatıyorum bu arada. İnanıyorsun ki sen. Ama o kadar az sürüyorsun ki şu an. Hadi ya. Şimdi de boya badana eğil. Kızım. Ama ancak rengini verdi, iyi oluyor. Biraz sağ taraflara da sürsen süper olur. Nasıl? Dur. Neredesin kız? Ya gerçekten bu gece rüyalarım aşırı karışık olacak senin yüzünden Berfu. Gaz bana kırmızı da süreceksin. Bana. Bitmedi mi? Bir şey bayağıdır ben bitti, sürüyorum. Bayağı sürdü. Gözünü aç ve... Ay kıyamadın. Olsun be. Bu görev için feda öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında mesela bir notta da iyi gidiyormuşum ya. Sen bu tarafa inmeseymişim oluyormuş. Evet bir tarafı çok iyi. Bu tarafa inmeseydin küçük küçük sürüyordun zaten. Temkinliydin. Çok iyi gidiyordun. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim mi bir daha? Bir seyirciyle Friends Rose and Rachel pozu ver. Rose and Rachel pozu. Ha nasıl bir pozu? Bu da bıyıklar. Friends hiç izlemedim desem bile. Ciddi misin? Aa benim hayatımın aşkı. Ama başlamayı düşünüyorum ya. Çok ama bunları çizeceğiz o zaman. Ha, böyle devam edeceğim. Böyle devam edeceğim. Biz poz verelim böyle. Tamam böyle devam edeceğiz. Programı da böyle mi kapacağız? Tamam. Tamam, evet. Tamam Gizem tamam diyorsun. Gel sen bana bıyık çiz. Hemen. Aa hemen ne kadar iyisin. İyiyim dur. Düşüp bayılıp programı bitirsem çok iyi olacak biliyor musun? Ay şirin oldu biliyor musun? Hadi bakalım. Buradan bir yere gidilmiyor bu anlaşılıyor. Şu an. Hemen temiz. İnanılmaz bir ikili olduk ya bak. Ne oynadık. Şöyle bir problemimiz evet. Var. Sen şimdi uzun olan olmak zorundasın. Okey peki. Ben çekiyor musun? Çekelim bari. Ah, ben de şöyle. Gel çekeyim bakayım. Çıkın. Cezamı çekiyorum artık ben hayvan gibi davrandığım için bitti. Cezayı sen mi çekiyorsun? E çektim. Seyirciye ekler ısmarla, ısmarlarım tabii ki. Ne hallere soktun bizi. Çok güzel bir kapanış oldu. Evet. Teşekkür ederim geldiğin için Gizem. İyi ben ki geldin. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok aşırı eğlenceli ve böyle arkadaşımla bir program çekiyormuşum gibi hissettim. Ya ben de öyle hissettim. Oo, çok sevindim. Bir tanecik defter bölümüm var. Sadece gitmeden önce konuma defter veriyorum ve istediğin içinden ne geçerse onu yaz bunu. Yazacağım. Okey. Gelen herkes yazdı. Sonrasında seni yolcu edip defteri seyircilerimle birlikte okuyor musunuz? Okuyorum. Ne yazdığımı göreceksiniz yani. Evet okuyacağız. Benim bazen C'lerim Ç oluyor yanlış. Yazarken mi? Evet. Ç yapıyor. Böyle bazen Karadenizli gibi oluyor böyle yazıları. Kemal Karadenizli değil mi? Evet. Rizeli. Rizeli. Ama bu kaçıyor yani. Hiç göz önünde değil Kemal ama hiç böyle... Hiç sevmez. Sevmez mi? Hiç. Kemal başından beri hep öyleydi.
böyle bir yerden çıkacak oluruz falan, kamera varmış ya, of ben hayatım gelmeyeceğim. Ya sen çık, ben arkadan kaçsam falan. Ya Allah'ım öyle şey hani. Ben de böyleydi yani. Bitti değil mi, yazdın? Yazdım yazdım. Tamam. Teşekkür ederim, iyi ki geldin, kocaman sarılıyorum. Ya ben de teşekkür ederim. Eklerlerin yanına. Okey, bana da ekler gönderirsiniz. Sonra tabii ki ekler. Tabii ki. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Okuyorum hadi. Sevgili Berfin, bana bu kalbin kadar beyaz ve temiz sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim. İnanılmaz keyifli geçti. Gerçekten uzun süredir gülmeye ihtiyacım vardı. Ayrıca seyirci aşırı tatlıydı. Böyle bir şey yazan hiç olmamıştı konuklarımdan bak. Güzelin tatlısı. Gerçekten yemin ediyorum, arkadaşımla çeksem bu kadar eğlenceli, bu kadar böyle samimi hissettiğim bir program çekebilirdim ancak. Mutlu olduk. Gizem'i sevdik. Aşırı güzel bir programdı. Yine gelsin Gizem'le yine Friends sahneleri canlandırdım. Geleyim mi? Yine. Biz ekler yemeye gidiyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki talk show pelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.